konuya başlamaya. Biliyorsunuz Türkiye derin devleti yok diyorlar ya. Ergonekon'dan Göktürk derin devletine 2011 senesinde çevrildi. Büyük Mason Kulüp'te Hüseyin Kıvrıkoğlu başkanlığında yapılan toplantıda İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Fatih Altaylı, Uğur Dündar gibi Mason Locası'nın Aziz Yıldırım gibi daimi üyeleri katıldı. Çevik Pir Yönetim Kurulu'nda aynı zamanda. Olağanüstü MGK toplantısında bütün askerler, derin devleti yöneten Süfyanizm heyeti El-Kaide'ye destek vermeye karar verdi. Ve Süfyan Erdoğan'ı El-Kaide lideri yapmaya karar verdi. MIT'i de bir terör örgütü haline getirdi. Global bir terör örgütü haline getirdi. Göktürk derin devletinin dini İslam değil. Paganist bir yapılanma, agnostik bir yapılanma. Bununla ilgili ben 2009 yılında kitap yazdım yani zaten. Türkiye'de gerçekleri bilmediğiniz sürece yanılmaya devam edeceksiniz. Yani Türkiye Devleti'ni 3-5 paçoz, çapulcu, mafya yapılanması yönetiyor. Askeri vesayet, MİT baronları, mafya babaları yönetiyor. Erdoğan'ın 7 tane çakalı da Türkiye'yi sonuna kadar çatır çatır domuz gibi yiyorlar. Yani ortada bir İslam projesi, bir hilafet projesi, İslam dünyasının umudu yok. Tamamen bir dinsizlik komitesinin yönettiği bir yapılanma, bir mafya, Gladio yapılanması var. Ergonekon terör örgütü, Göktürk terör örgütüne çevirdikten sonraki ilerideki süreçte eğer bir dava açılması gerekiyorsa Göktürk Derin Devleti adına açılması gerekiyor. Ergonekon öldü. Adını 2011 yılında değiştirdiler. Erdoğan en üst düzey mason olup da İsmail Kahraman Meclis Başkanı'nda Büyük Mason Kulübü'ne başkan yaptıktan sonra MIT'te operasyon yapıp Emniyet İstihbaratı tamamen MIT'e, Hakan Fidan'a yani Gladio'nun başındaki CIA'nin gönderdiği, Türkiye'ye tepeden indirdiği adama teslim edip Türkiye devletindeki güvenliği tamamen ortadan kaldırdılar. Yani istihbarat tamamen Gladio merkezine geçtikten sonra Türkiye'de hiç kimsenin can, mal, ırz, fikir, düşünce özgürlüğü kalmadı. Perinçekçiler bu paçoz mafya Gladio yapısında tamamen şeytan krallığının en alçak grubu olarak faaliyet gösteriyor. İslam düşmanı, Siyonistlerin emrinde olan. Yıllardır bu değişmedi. AK Parti'nin mutanikanı yaygınlaştırılması derin devlet projesi olarak dikkatimizi çekiyor. Gültekin Avcı bugün gazetesinde 6 tane köşesi yazdığı için hapiste eski savcı 6 bin kadar bal tuzağı adı altında Savunma'nın sadece 8,5 milyar dolar Reza Zarrab ve Babak Zencani ile Türkiye'de rüşvet dağıtmayıp İran'ın orospu larını Türkiye'ye getirip onları mutanika ile AK Partilerin koynuna soktuğunu Sağır Sultan bile duymuştur. Duymayan varsa duyunuz. Nasıl AK Parti'yi siyasi İslamcıları kirlettikleri, belgeledikleri ve tamamen İslam'dan çıkartıp da İslam'da olmayan hiçbir mezhebin kabul etmediği geçici nikah denilen zinanın farklı bir çeşidi. Yani zina biliyorsunuz nasıl oluyor? Kendi evde olduğu resmi nikahlı olduğu kadının dışında başka bir kadınla geçici olarak bir gün, bir hafta, bir ay veya metres ilişkisi yaşadığı zaman zina yapmış oluyor. Nikahta şart nedir? Topluma duyurmaktır. Topluma duyuruyor mu? Duyurmuyor. Düğün yapıyor mu? Yapmıyor. Sadece parasını ödeyip muta nikahı geçici olarak bir kadını uhdesine seksi, sexual intercourse ilişkisi için almak oluyor. İran, Fars şövenistleri, münafıkları Türk Derin Devleti'ne bu hizmeti Savama ile sundukları için Türkiye'de ciddi bir operasyon yapıyorlar 2011 senesinden beri. Çevik Bir ve İrfan Kılıç ve Doğu Perinçek İslam'ı yozlaştırmak, Müslümanları tamamen ahlaksızlaştırmak için en güzel yöntem olarak İran Mollalarının muta nikahını
bir çözüm olarak gördükleri için Göktürk derin devlet yapılanması özellikle 2011'den başlayarak resmi olarak derin devlet kararı, BGK kararı olarak Mutanikanı bir devlet, derin devlet projesi olarak Türkiye'de pervasız bir şekilde yaygınlaştırıyor. Yani Türkiye'yi bir fuhuş merkezi, bir zina merkezi yapıyor. Biliyorsunuz ahir zaman hadislerinde binalar ve zinalar yükselir hadisi çok meşhurdur. Yani kıyamet alametlerindendir. Rizeli inşaatçıları binaları yükseltirken bir yandan da zinaları yükseltmiş durumdalar. Bunun yönetmenliğini Göktürk Derin Devleti'nin MİT baronları, Erdoğan'ın AK Parti belediye başkanları, zengin hepsi karunlaştı biliyorsunuz, sırsız hepsi. Ve Nihat Hatipoğlu gibi profesör ünvanına sahip, Mustafa İslamoğlu gibi, Nurettin Yıldız gibi, Abdullah Yolcu gibi şerefsiz, tamamen İslam dışı, heretik bir zihniyetteki, yobaz zihniyetteki adamlarla yapıyorlar. İrtica geliyor dediler, irticayı kendileri getirdiler. Ve en yobaz, en bağnaz grubu Türkiye'de iktidar yaptılar. Kim yaptı? Çevik Bir yaptı. Erdoğan'ın 1999 yılından beri baş danışmanı olan Çevik Bir AK Parti'yi kurdu. Türkiye'de biliyorsunuz AK Parti'yi Erdoğan kurmadı. Erdoğan muhtar bile olamayacak. Siyasi hayatı bitmiş bir şerefsizdi. Hırsızdı, teşhirli. Onu iktidara getiren Abdullah Gül ve Bülent Arınç'la beraber iktidara getiren askeri vesayetin ta kendisiydi. Hüseyin Kıvırkoğlu madem 28 Şubat bu şekilde yürümüyor, hizmet grubu Fethullah Gülen çomak soktu, bizim canımızı okudu. O halde kendi silahımızla, yani İslam dünyasının en büyük belası ve en büyük deccalı Süfyan'ı olan Erdoğan projemizde hizmeti vururuz, Müslümanları vururuz, bütün İslam tarikatı cemaatlerin canına okuruz diye Erdoğan'a destek verdi. Yani hizmet Erdoğan'a destek vermedi aslında. Hizmet durumu izliyordu. Ve duruma göre onlar maske taktığı için, maskeli bir şekilde operasyon yaptığı için durumu idare etme, zaman kazanma politikası izledi. Çünkü hizmetin yurt dışında diyalog hizmetleriyle, okul hizmetleriyle daha da büyümesi, daha da güçlenmesi ve derdini dünyaya anlatması gerekiyordu. Fethullah Gülen Hoca Efendi zaman kazanmak için böyle bir politika izlemiş olabilir. Hatalı mıydı? Değildi. Eğer şu anda yapılan soykırım projesi 28 Şubat sürecinde 1997 yılında yapılsaydı, hizmetin okullarına o zaman el konsaydı ki Çevik Bir o zaman el konmasını istiyordu, talep ediyordu ve MGK'dan bununla ilgili karar çıkartmıştı ve Ecevit hükümetine ve bütün Tansiyonlar ve Mesut Yılmaz hükümetlerine baskı yapmıştı. MGK'dan kararı çıkartmakta zorlanmıştı. Zorlanmamıştı fakat asıl imzayı atacak Ecevit imzayı atmadığı için soykırım projesini hayata geçirememişlerdi. Daha sonra Yaşar Güler, Hulusi Akar, Işıl Koşener, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ, Nevit Özel, Hilmi Özkök gibi Genelkurmay başkanları geçti. Bunların hepsi bu projeyi, soykırım projesini biliyorlar. Yani Güven Arkaya, eski Donanma Komutanı, Çetin Doğan ve Çevik Bir tarafından hazırlanan soykırım projesi 1996 yılında hazırlandı. Hazırlandığı yer aslında İsrail'dir. Benjamin Netanyahu tarafından yazılmıştır. Ve daha sonra bu net breaking rapor olarak Amerika Devleti'ne sunulmuştur. Neokan locası, Mason locası yaklaşık 12 kişilik bir heyet tarafından New York'ta bu Amerikan Devleti'ne sunulmuştur ve kabul ettirilmiştir. Bush yönetimi gelince 2000 senesinde. Bush biliyorsunuz sahtekarlıkla seçildi. Al Gore seçilmişken derin devlet global bir düğmeye bastığı için Irak ve Afganistan'ı işgal projesine düğmesine bastığı için bir takım kumpas ve komplolara girmiştir. Ve Türkiye'de ise durum bu şekilde gerçekleşiyor. Yani diyorlar ki Türkiye'de siyasi İslamcıları iktidara getirelim. Bu yönetimi bu şekilde destek veriyor Erdoğan'a.
Yahudi lobileri bu şekilde destek veriyor. İsrail bu şekilde destek veriyor. Ve en büyük yardımcısı da biliyorsunuz Çevik Bir. Erdoğan'ın o zaman ikinci başdanışmanı Cüneyt Zapsu. Şu BİM'ler var ya. Daha sonra bunları Topbaşları sattı. Cüneyt Zapsu biliyorsunuz fındık kralıdır. Türkiye'de çıkan fındık dünyanın %90 ihtiyacını karşılardı. Ortakları Alman ve İtalyan Yahudi masonlarıdır. Yani Gladio'nun İtalyan ve Almanya koludur. Dolayısıyla Cüneyt Zapsu Kürt olmakla beraber Erdoğan'ın başdanışmanı olarak, Çevik Bir'in de başdanışmanı olarak bu projeyi, AK Parti projesini bu şekilde başlatmışlardır. Eğer nereden koştuklarını bilmiyorsanız nereye gittiğimizi de göremezsiniz. O yüzden söylüyorum. Reza Zarrab'ın ve Savunma'nın 8,5 milyar dolar rüşvet dağıttığı çok net belli. İran'da mahkeme de yansıdı. İran devleti Babak Zencani'ye idam cezası verdi. Bu parayı soruyor. Sana bu parayı devlet verdi. Bu para senin babanın malı değil. Sen 8,5 milyar dolar rüşvet dağıtmışsın. İran devletinin amaçları gayeleri doğrultusunda ama 2,5 milyar doları cebine koymuşsun. Mesele bu. 2,5 milyar doları yere ödemeden idam da etmiyorlar. Adam diyor ki AK Partilere verdim ben. MİT baronlarına verdim Türkiye'de. Gidin alın. Erdoğan birkaç defa Babak Zencani'yi serbest bıraktırmak için heyet gönderdi. Ergonokon ve Perinçekçiler başkanlığında bu parayı biz ödeyelim Babak Zencani'yi serbest bırakın diye. Ama İran devleti kabul etmedi. Dedi ki öyle kurtulamazsınız. Sadece mesele 2,5 milyar dolar değil. Dağıttığımız bütün rüşveti geri istiyoruz. 8,5 milyar doları İran devleti yıllardır geri istiyor. Şeyden Erdoğan ve MİT baronlarından. Böyle bir sorun var ortada. Bizim sırtımızdan 100 milyar dolar para kazandın Erdoğan diyorlar. MİT baronları. Reza Zarrab Amerika'da o yüzden yargılandı. Dolayısıyla Amerikan şirketleri bizi Erdoğan 100 milyar dolar zarara soktu diye Kargil'i gönderdi Türkiye'ye. Şeker fabrikalarını verdi Erdoğan bedava olarak 100 milyar dolarlık emlak ve devlet kurumunu, kir kurumunu Amerikan şirketlerine 3 tane şirket Punte, Kargil başta olmak üzere teslim etti Erdoğan. Yani Amerikan güçlerine, dış güçlere Türkiye'yi peşkeş çekti. Herhalde Türkiye bir işgal altında, ben öyle anlıyorum yani. Bu nasıl meydana geldi? Süfyan Erdoğan bir İslam deccalı, bir İslam düşmanı. Siyonistlere çalışıyor biliyorsunuz. Ve bu 8,5 milyar dolar rüşvet kimlere dağıtılmış ortaya çıkmadan da Türkiye'de kumpası kimin kurduğunu anlayamayacaksınız. MİT baronları bu parayla karun oldular. Yani altın, kaçak altın ticareti, Zafer Çağlayan, öyle değil mi? Gana'dan gelen uçakları koordine eden, Dubai, İran arasında koordine eden kim? Zafer Çağlayan. 17-25 Aralık'ta ortaya çıktı. Peki El-Kaideci, IŞİD'ci, teröristlere 7 yıldır maaş veren kim? Hakan Fidan, Gladio'nun başı, CIA. Parayı taşıyan kim? Bu parayı tırlarla sade silah gitmiyor ki. Teröristlere maaş gidiyor. Altın olarak ödeniyor. Oradaki Kasım Süleymani adlı İran istihbaratının en üst düzey generali. Kankası kim? Hakan Fidan. Yani Hakan Fidan ödüyor teröristlere maaşı. Kasım Süleymani ile. Kim vasıtası yapıyor bunu? İHA Erdoğan'ın İnsani Yardım Kuruluşu. Sedat Peker teröristlerin bütün lojistik ihtiyaçlarını satıyor. Sümeyye Erdoğan hastane ihtiyaçlarını karşılayan kutsal bacı. Muammer Güler 25 bin teröristin sınırlardan serbestçe girip çıkması için bütün sınır valilerine, jandarma komutanlarına talimat gönderen İçişleri Bakanı. Yani El-Kaide terörizmin başında Muammer Güler var. Ve oğlu Barış Güler'in tabii bu kadar milyar dolar, trilyon lira para cebine indirmesi kadar normal bir şey olamaz. Ama anormal tabii. Hırsızlık. Had safhada terörizm. Had safhada bütün suçları kim üstüne atıyorlar? Cemaatin üstüne atıyorlar. Cemaatin bunlardan haberi var mı? Çoğundan haberi yok. Sadece legal gazetecilik yapıyor. Legal okulu çalıştırıyor. Ve
İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyor. Elindeki güç sınırlı. Devletin sahibi değil. Devletin babasının malı değil, çiftliği değil. Devlet kimin babasının malı, çiftliği? Derin devletin ve Erdoğan'ın. Yani Perinçekçiler de bizim diyor. Aralarında şimdi devlet bizimdir kavgası var. Kırıkçı kavgası yani. İsmail Sezgin doğru bir yaklaşım sergilemiş bugün konuşmasında. Cinnet geçirenler göremiyor ama olay şu. Gülen ve hizmet grubu ne yaparsa yapsın ağızla kuş tutsa bile soykırım projesi MGK'da alındığı için 109 maddelik 11 sayfalık bu metin ben 2000 yılında yayınladım Zaman Gazetesi'nde. Çıkış saatinde o metrobüs durağına binen insanları bir seyredin. Evet. Bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Dur bakayım. O metrobüse hayvanları o şekilde sesler karıştı. Hayvan dernekleri ayağa kalktı. Hayvanlara zulmediyorsunuz. Selim Kutel ile Erol Mütercimler dün akşam izliyordum. Oradan kalmış da. Selim Kutel, Kotil ve Erol Mütercimler her gün konuşuyorlar. Benim çok konuştuğum, her gün konuştuğumu iddia edenler var. Öyle oluyor zaten de. O kadar çapulcular ki bu adamlar. Erol Mütercimler Yılmaz Özdeş atıyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın yanmaz kefen satmasıyla Yılmaz Özdeş'in 2500 liraya Atatürk kitabı satması arasında fark yok diyor. Benim diyor Atatürk kitabım var daha sağlam diyor. Onu bedava verelim diyor. Yan yana koyun diyor, görün diyor. Yılmaz Özdeş'in kitabından çok daha kaliteli bilgiler içeriyor. Yani Erol Mütercimler Haydar Baş grubunda derin devlet tarafından görevlendirilmiş agnostik, solcu, kemalist, ergonokoncu ve bir şerefsiz. Yani namaz niyaz daha hiç alakası yok. İslam diniyle yakından uzaktan alakası yok. Binbaşılıktan emekli oldu. Deniz Lisesi'nde fizik öğretmeniyken namaz sıranları FETÖ'cü diye tespit ettirip ta 1984 yılında ilk attıran adamdır. 1987 Gladio operasyonunda Gladio'nun başında olan adamdır yani heyetin. Kendisi solcu kemalist, Amerikan düşmanı gözüküyor ama aslında NATO eğitimlidir. Ve Hakan Fidan'ın geçtiği yollardan geçmiştir. Yani MİT elemanı, özel harbi elemanı olarak maaş almaya devam eder emekli olduğu halde. Ve görev yeri Haydarbaş Mesaj TV, Meltem TV. Ben niye dinliyorum? Çünkü Hüseyin Kırıkoğlu'nun özel sekreteri. Mason hocasından. Onların haftalık yaptığı toplantıda kararlarını Erol Mütercimler kendi uslubuyla Haydarbaş TV'den tebliğ ediyor. Duyuruyor yani. Kimse dokunamıyor. Bu nedenle bu büyük resmin, kumpasın hangi elemanlarla ne hatlar karıştırdığını izah etmeye çalışıyorum. Kurtarmak için mi? Yok. Hizmeti kurtarmak Türkiye'de mümkün değil artık. Yurt dışında mümkün. Ama Türkiye'de bu çapulcular, bu İslam düşmanları Türkiye'yi istila ettiler. Ve Moğol ordusu gibi yaktılar, yıktılar. Haçlı seferlerinde bu kadar zarar verilmemişti Türkiye'ye, İslam'a, Müslümanlara, Anadolu'ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu hayvanların, bu yaratıkların kimler olduklarını bilin diye anlatıyorum. Madem ölecekseniz, katilinizi bilin diye. Madem tecavüze uğradınız, tecavüze uğratan ve tecavüz emrini verenlerin kim olduğunu bilmeniz için anlatıyorum. İnşallah faydalı oluyorumdur. Yani gerçekten Türkiye'de ilginç bir durum söz konusu. Peru'ya kaçan bir sürü Türk varmış. Kasabalarda yaşıyorlar. Normal Türkiye'nin sıradan insanları. Sevgi, saygı ve güven kalmadı diyor. Dinledim de dün Peru'da yaşayan Türklerle ilgili bir videoyu ilk defa paylaşmış Yağmur Hanım. Röportaj yapmış oradaki insanlarla. Sevgisizlikten, saygısızlıktan, güvensizlikten kaçmışlar Türkiye'den. Hiçbirinin cemaatle alakası yok. Demek ki insanlar Türkiye'den kaçıyorlar. Ergonoko'nun, Perinçekçilerin, siyasi İslamcı yobazların meydana getirdiği Türkiye'ye tamamen bir çapulculuk düzeni. Bu düzeni izah etmeye çalışıyorum. Bilmiyorum acaba bu rezaletleri anlatmak faydalı oluyor mu? Biliyorsunuz Hidayet Karaca'yı mahkeme tahliye ediyor. Serbest bırakmıyor. Hakimi atıyorlar hapse. Sonra Eren Erdem'i hakim serbest bırakıyor. Yine serbest bırakmıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kıray veriyor. Selahattin Demirtaş'ı bırakmıyorlar. Yalan, iftira, talan, zulüm, yani mutal nikahları, uyuşturucu ticareti, kumarbazlık, zinalar, içki tüketiminin yükselmesi, bütün İslam dışı, Kur'an-ı Kerim'de yasak olarak belirtilen her şeyi Türkiye son aşamada, zirvede yapıyor. İslam'ı Türkiye'den kaldırmaya, kazımaya, vaybat yapmaya çalışıyor 28 Şubatçılar. Ve 2000 kat zulümleri artırdılar. Allah belalarını versin. Abdullah Alparslan Tukutulu evinden darp ederek aldılar yine. Avukatı gitti şeye. Onda karakolda darp ettiler. Böyle bir barbarlar yani. Alay mı ediyorlar? Bence resmen Türkiye ile alay ediyorlar. Binlerce, belki milyonlarca risale basan cemaat yok artık. 3-5 bin devlet kontrolünde basılan Risale-i Nurlar vardı. Sonra sonlandırıldı. Dün itibariyle artık Risale-i Nurları Diyanet basmıyor. Hiçbir kimsenin Risale-i Nur basmasına da izin vermiyor. Çünkü biliyorsunuz Süfyanizm heyetinin düşmanı Risale-i Nur, Said Nursi Hazretleri. Fethullah Gülen'i de Said Nursi'nin gerçek devamlısı, lideri gördükleri için yok etmeye çalışıyorlar. Fethullah Gülen'e yönelik 2000 yılında Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun açtırdığı siyasi davada daha önce anlatmıştım, 300 sayfalık iddianamede 80 sayfa Said Nursi Hazretleri'ni yeniden yargılıyorlardı. Bütün mahkemelerden, 750 mahkemeden beraat etti fakat yargılamaya Gülen Hoca Efendi hayatta olduğu için onunla devam ediyorlar. Yani hizmeti, yargılamalarının ana sebebi Risale-i Nur, Nur hizmeti. Risale-i Nur abisi diyen adamları Süfyan Erdoğan Yeliç usulle yanına aldı. 29. mektup 7. kısımda anlatıldığı gibi Süfyan bu 7 usulü kullanır. Korkuttu, makam verdi, çıkarlarını gözetmeleri için bir takım şan şöhret sundu. Onları televizyonlara çıkardı, ön plana çıkardı, hizmetin kurumlarını dağıttı, peşkeş çıktı, gasp etti. Bu seviyesiz, kendisini yetiştirmemiş, dünyayı açmamış, güdük kalmış adamları adam yerine koymalarının için gerekli çalışmaları yaptı. Biliyorsunuz ki siyasi İslamcılar, milli görüşçüler tek sayfa Risale-i Nur okumazlar, nefret ederler Said Nursi Hazretleri'nden ve heretik olarak görürler. Ben babamdan biliyorum. Babam ben Risale-i Nur okuyorum diye ta 15 yaşından beri kavga ediyoruz. Siz Said Nursi'yi peygamber görüyorsunuz, yok Risale-i Nur'ları Kur'an görüyorsunuz gibi yaklaşım önyargıları vardır ve bu değişmez, değiştirmezler. Akıncılardan gelenler özellikle değişmezler. Mesela işte Edip Yüksel, babası Akıncıların kurucularından. Şu anda hizmetin akademisyen yurt dışındaki kanadını yönlendirip böl parçala yurt politikası izliyorlar. Yasin Aktay'la MİT projesi içindeler. Yani Edip Yüksel, Akıncılar babası kurmuştu. Kendisi de Akıncılardandır, milli görüşlendir. Hizmetle yakından uzaktan alakası yoktur. Daha sonra yüksek egosu nedeniyle Akıncılardan kovulmuştu. Ben Akıncıların bütün tarihini bilirim. Tamam, Akıncılardandır yani. Milli görüşlendir. Erbakan şeyindendir. Sadık Albayrak'tan tutun, hepsini tanır. Bütün Albayraklar Çorum'da büyümüştür. Rize'de onalarına bakmayın. Rize'den kovmuşlardı bu Albayrakları. Sorun bakalım. Albayrakları Rize'den niye kovmuşlar o yıllarda? Niye Çorum'a gelmişler? Özlem Albayrak'ı sorun mesela. Sadık Albayrak'ı iyi tanırız yani. Siyasi İslamcılar, biz en iyisiyiz. Kendilerini çok beğenirler. Kibir yüksektir. Hiçbir Müslümanı beğenmezler. Onları kafir görürler, mürtet görürler, efendime söyleyeyim, şeytan görürler, şeytanlaştırırlar. Güç elde ettikten sonra tağut dedikleri, şeytan dedikleri devleti mabut görüp tapmaya başladılar. Erdoğan da onların tanrısı. Şimdi gerçekler bunlar. Şimdi tanrıları kenevir ekin, afyon ekin diyor. Uyuşturucu içine gidiyorlar. Ne derse o oluyor. Çünkü bunlar biatçıdır, reisçidir. Emrullah görürler. Devletin başına bizden biri geçti. Artık devlet bizimdir anlayışına sahipler. Dolayısıyla babam benimle konuşmuyor. Diyor ki sen İslam projesine engel oluyorsun. Vatan hainisin. Terörist muamelesi yapıyor. Halbuki babam beni çok iyi bilir. Ve
gerçek Müslüman olduğumu, kendilerinde ve siyasi İslamcılarında gerçek Müslüman olmadığını, hırsız olduğunu bilir. Türkiye'yi darül harp gören bir zihniyet bu. Kaç yıldır, 40 yıldır kavga ediyoruz Peder Bey'le. 40 sene oldu mu? 40 sene oldu mu? Baba, 35 sene oldu, 35 yıl. 14-15 yaşından beri kavga ediyoruz. Türkiye İslam ülkesidir diyoruz, onlar değil diyor. Bunlar, Türkiye İslam ülkesi değildir diyor. İslam ülkesi yapacağız diyor. Ama hala başaramadılar. Niye başaramıyorlar? Çünkü yozlaşmış bir İslam anlayışları var. Nutah nikahını caiz görüyorlar. Eskiden beri bu Kemal Öztürk'le, Selam Gazetesi'yle başlayan nutah nikahı merakı, İran kızları, Fars kızları merakı siyasi İslamcılarda devam ediyor. Şimdi Pirinçek gençlerine geçti. Onları da götürüyorlar. Alevleri götürmeye çalıştılar. Aleviler yemedi. Aleviler Şia anlayışının Türk Anadolu Alevi ile uyuşmadığını gördü. Ve Alevi dedeleri İran Fars fitnesine durdurmaya çalışıyor yıllardır. Bu Mason Bektaşilerin onları haki gören, hor gören zihniyetine karşı mücadele ediyor. Yani Aleviler dostumuzdur. Onu söylemek istiyorum. Bu butan nikahına düşenler Pirinçekçiler zaten bile bile yapıyorlar. Abdullah Yolcu Kerküklü bir Türkmen, gençliği hipster, rockstar olarak geçmiş, İslam'la yakından uzaktan alakası olmayan, hiç namaz kılmamış biri, kardeşleri Toronto'da yaşıyor, demiştim daha önce. Onu Erdoğan şimdi hoca diye satıyor. Başakşehir'de oturuyor, mutan nikah kesiyor, milyon dolarlar para kazanıyor, harem kurdu, hareminde 4 tane kadrolu, yaklaşık herhalde bir 40 tane kadın var. Çocuk sayısı bilinmiyor. Böyle bir hayat yaşıyor. Ve promote yapıyor. Bunu böyle yaşayın diyor. Bak ben kral gibi yaşıyorum diyor. Krallarım bile benim kral diyor. Haremi yok diyor. Abdullah Yolcu fetva veriyor. Gülen grubunu öldürün diyor. Karılarını cari olarak alın diyor. Onlar diyor esir diyor. Abdullah Yolcu'yu Kerkük'ten getirdi. Türkiye vatandaşı bile değil. Türkiye vatandaşlığını sonradan verdi Erdoğan. Özel imzalayarak verdi. Durum bu. Öyle bir durum söz konusu ki insan olamadılar hiçbir zaman. Salon ve popülist dincilik ve milliyetçilik yapıyorlar. Peygamberimizin ayaklar altına aldığı bütün cahiliye adetlerini hotlattılar. İnsan olmadıkları için de insan olan hizmet edenlerini kıskanıyorlar, haset ediyorlar, çekemiyorlar. Dünyanın her tarafında takip edip öldürmeye karar verdiler. Bunlar tamamen ahir zamanın Süfyan fedaileri, katilleri, tecavüzcüleri, cehennem kütükleri olarak hadislerde geçiyor. Zaten liderleri kütüktür diyor hadiste. Kütük gibi ses çıkartır, karga gibidir yani. Erdoğan'dan bahsediyor hadis-i şerif. İnsan değillerdir, yaratıklardır. Hayvan bile olmak bir derece ister yani. Hayvan o demek bile iltifat sayılır. Negan Alçı gibi şerefsizler İspanya'da ev aldı gidiyor yani. Negan Alçı eski sevgilisi Erdoğan'ın. Çok ciddi krizler var bütün dünyada maalesef. Dün uyarı yaptım. Ekvator'da ciddi kriz var. Kolombiya'ya kaçan Venezuelalılar Şili'de sorun yaşamıyorlar ama Ekvator'da yaşlı Hispanikler eline kılıç kama almışlar. Kadınları, çocukları öldürüyorlar. Gelen Venezuelalıları. Maalesef çok ciddi bir insanlık krizi var. Sadece Maduro krizi yok. Sadece Erdoğan krizi yok. Drak karteli krizi had safhada. Diktatör krizi var. İnsanlık krizi var. Rusya, Erdoğan, Bolivya, Küba'dan başka Maduro'ya destek olan kimse yok. Bunlar uyuşturucu işiyle iktidarda kalıyor. Yani bunlar full package yani. Erdoğan Afganistan'da da uyuşturucu sistemi kuruyor. Taliban'ı kontrol altına aldı. Trump Taliban'a Afganistan'ın %50'sini hediye etti. Dubai'deki görüşmelerde Dubai'de yaklaşık bir aydır Taliban'ın liderleri Molla Ömer artık Usama Bin Laden'in kızını veren Molla Ömer yok. Taliban'ın lideri Erdoğan oldu. MİT oldu. $100 maaş veriyorlardı.
Taliban ucuz asker yani El-Kaide'nin. Erdoğan çok ucuzmuş dedi. Biz işçilere, en ustacılara 400 dolarla 1500 dolar arası aylık maaş veriyoruz. Bu Taliban çok ucuzmuş. Biz Afganistan'a yatırım yapalım diye 100 dolar maaşa işe aldı. Taliban'daki, Taliban'ın tecavüzcü, hırsız, uyuşturucu eken, yani afyon ve kenevir ekimi konusunda, ham madde konusunda uzman olan Taliban'la Afganistan'ın %50'sine kenevir ve afyon ekim işine CIA ile ortak girdi. Yani Trump'la ortak girdi. Ortaklık bu şekilde. Afganistan'da durum dolayısıyla çok kötü bir noktaya geldi. Zahiş dostum köşeye sıkışmıştı. Kendi korumasına tecavüz etmekten ev hapsindeydi. Onun 20 bin kadar elemanı var. Özbek kökenli komünist eski. Onlara MİT maaş dağıttı. Raş dostumu kafesten çıkardı ve Mezar-ı Şerif'teki okulumuza, kız okuluna hem de gece yarısı baskın yaptı. Bunun arkasından Afganistan'da Gulbettin Hikmetyar'ı bir senedir zaten Lukman bölgesinde kral yapmıştı. Çeçen teröristlerini gönderdi Erdoğan. Gulbettin Hikmetyar 70 bin askeriyle İran'la yetiştirdiği 20 yıldır Afganistan'a girdi. Bölgeselde krallık elde etti. Gulbettin Hikmetyar Şii kökenli. Olmasına rağmen Afganistan'daki Hazara Türklerine tecavüz ediyor. Erkeklerini öldürüyor, kadınlarını cari alıyor. Çocuklarını da Türkiye'deki Şii Alevi kumpası için Erdoğan'a gönderiyor. Önce eziyor, eğitimden geçiriyor, uyuşturucuya alıştırıyor. Uyuşturucu için de Hazara Türklerini kullanmaya karar verdi. Kendisi Türk değil. Yani Müslüman olduğu da şüpheli. Fars hükümetinden Erdoğan'a teslim etti şeyi. Gülpettin Hikmetleri elinde milyonlarca insanın kanı var. Hiç sevilmeyen bir adam Afganistan'da. Ama korkuyorlar. Bütün suicider bomburlar Gülpettin Hikmetleri'nin cemaati İslamist'ten çıkıyor. Pakistan'da da etkili. Karaçi'deki bütün katliamları Hikmetler'in yaptığını Pakistan istihbaratı çok iyi biliyor. Kandaharlılar çok iyi biliyor. Şu anda Kandahar'da bir fitne, Veziristan'da bir fitne çeviriyorlar. Bu bölge Molla Ömer'in merkeziydi aynı zamanda. Taliban'ın etkili olduğu bir yer. Bu nedenle Taliban'ı Erdoğan satın aldı. Bayloku satın aldığı gibi Taliban'ı da satın aldı. Erdoğan'ın parası çok. Bir de uçsuz işi yaptığı için parası bitmez yani. Parası bitecek diye boş yere beklemeyin. Onu o yüzden söylüyorum. MİT böyle bir uluslararası El-Kaide turizminin merkezi haline Türkiye'yi getirmekle kalmadı. Afganistan'da ham madde olan uyuşturucuyu da elde edip zenginleşmeye çalışıyor. Maduro ile işbirlikleri tamamen uyuşturucu merkeziydi. Meksikan drug karteliyle Küba drug karteliyle beraber çalışıyor. Bolivya drug karteli. Bunlar bir üçgen şeyde o bölgede. Maduro da şoförlükten devlet başkanı olmuş, cahil, eğitimsiz bir Erdoğan gibi. Rusya var arkasında, bunları yöneten Rus mafyası var, KGB'si var. Şimdi halk tabii isyan noktasına geldi ve 4 milyon insan mülteci, aç ve çaresiz. Bunlara yardım edecek insanlara ihtiyaç var. Çünkü Erdoğan gibi Maduro da katillik yapıyor. Durum bu yani. Olay kapitalizm, sosyalizm, Amerikan darbesi meselesi değil. Masum insanları öldürüyor Ekvator'dakiler. Rızıksızlık endişesiyle katlediyorlar. İnsanlığa sığmayan katliamlar, insanlık dramları yaşanıyor. Bir gün herkes mülteci olabilir. Erdoğan'ın desteklediği diktatör Maduro'dan can kurtarmak önemlidir. İnsanları kurtarmak çok önemlidir. Türkiye'de biliyorsunuz gazetecilik kalmadı ve doğruları, gerçekleri siz okuyamıyorsunuz. Kimse haber yazmıyor. Sadece MİT'in servis ettiği şeyleri yazıyor. Ve bu Erdoğan'ın MİT'in çıkarlarına göre oluşuyor. Türkiye'de parti pırtı kalmadığı gibi, yargı kalmadığı gibi medyada kalmadı. Gazeteci de kalmadı. Gazeteciyim diye gözükenlerin hiçbiri gazeteci değil. Hepsi korkak, ötlek. MİT'in fahişesi olmuş, genel sermayesi olmuş adamlar. Ve bazı insanlar tabii kafayı yiyorlar. O kadar çok kafayı yiyen insan var ki, sağma geçiren var ki. Buna tarihte Borderline Personality Disorder, cinnet tarihi deniyor. Faşizm tarihi deniyor. Hitler zamanlarında yaşanır böyle şeyler. İnsanlar şahsi kayar, dengesini kaybeder, sağa sola savrulur.
bir her cumartesi yaşanır. Hizmette yıllardır tanıdığımız insanlar bile çok tuhaf tepkiler vermeye başladılar. Ben anlamakta zorlanıyorum bazı arkadaşları. İsim isim bazen çekiyorum. İncinip kırılıyorlar. Kardeşim, aklınızı başınıza devşirin yani. Durum bu. İran'ı kurtarmaya çalışan, işte FETÖ'nün saatli bombası demiş, Ertürk yazmış, Turan Frek'te dalga geçmiş. Hezeyanlar dolu. Yani Deniz Harbi Okulu'nun komutanlığını yapmış, Türkiye'de Ertürk gibi bir ergon okuncu da hizmete çakıyor. Adamlar her halükarda ne olursa olsun hizmeti şeytanlaştırmak için ana bir politika izlediğine kadar. Mason hocası. Erdoğan da kullanışlı bir salak. Yani bu milli görüşçüler ve AK Parti'nin adamları. Zehirlendiler. İstedikleri kadar hırsızlık yapmalarına, soygun yapmalarına, ticaret yapmalarına izin veriyorlar. Suç olmuyor. Çünkü kanun, hukuku, anayasayı ortadan kaldırdı. Kim? Bu adamlar. İşte Türker Ertürk gibi şerefsizler. Bir de Oda TV'de adam saldırı yapıyor. Rezil rüsva ediyorsun. Hezeyanlar saçıyorlar. Yani 15 Temmuz'da Türk bayrağına tükürerek kutlama yapan İranlılar, destek veren adamlar bunlar. Doğu Perinçek köpekleri. Doğu Perinçek bunları istediği gibi kullanıyor. Mehmet Ali Çelebi, Dursun Çiçek planları devam ediyor. CHP'nin milletvekili bunlar. CHP'den bir umut yok. Yani Nihat Hatipoğlu gibi profesör olmuş şerefsizlerden bir hayrı yok. Zirve Üniversitesi'ne rektör yapılıyor. Adam mahşerde hesap soracak tabii. Zirve Üniversitesi'ni kuran binlerce insan. Utanmadan yıllardır aleyhine yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar, hepinizle mahşerde karşılaşacağım diyor pişkin herif. Çok pişkin. Merak etmeyin. Hepinize hakkımı helal edeceğim diyor. Utanmaz. Biz sizi hakkımıza helal etmiyoruz. Zıkkım olsun. Geber. Kanser oluyor değil mi? Peygamberimin, bir de peygamberimizin adını ağzına alıyor. Pişkin. Kin ve, yani din kullanmak bu kadar kolay kolay mı ya ülkede? Kin ve nefreti yasaklamış. Adam kin nefret saçıyor. Yani bu adamın psikolojisi bir analiz etsek Nihat Hatipoğlu oteller sahibi olmuş. Televizyonlarda yüksek ücretlerle konuşuyor. Ucuza konuşmuyor. Adam yani saat ücretine bilmem kaç bin dolara satan bir adam bu. Kibirinden yanına yaklaşılamıyor. Bu adamın babası böyle değildi. Devlette memurdu milletin makamlığında. Haram yiyen bir adam değildi. Bunun oğlu niye böyle oldu acaba? Bir de Nihat Hatipoğlu'nun Sait diye bir oğlu var. Ondan daha şerefsiz. Bir de onunla uğraşacaksınız. Şimdi millete din satmaya oğlu Sait geliyor. Oğluna devletti. Telefonla konuşmayı, para yapma işlerini, AK Parti belediyelerden konuşmayı. Kendisi rektör oldu. Daha büyük paralar peşinde. Antep biliyorsunuz İdlib, Erkade terör krallığının merkezi haline getirildi. Nihat Hatipoğlu'nun Zirve Üniversitesi'ne yerleştirilmesi de bu projenin, soykırım projesinin bir parçası. İdlib'den kovuyorlar şeyden. Gerçek İdlib'den. Rusya kovuyor, Amerika kovuyor. Antep'e yerleşiyorlar şu anda teröristler. Eli silahlı. MİT'in 7 yıldır maaş verdiği çoğu yabancı kökenli. Çeçen, Doğu Türkistanlı 10 bin var. Çeçen 4 bin var. Tunuslar, Faslılar falan ülkelerine dönemiyor. Tunus kabul etmiyor. Bu Erdoğan'ın kullandığı, MİT'in kullandığı teröristleri. Türkiye'ye giriyorlar. Ve Türkmenleri kirlettiler. Bunlar Antep'e, Hatay'a, kilise yerleşiyor. Türkiye'ye çok rahat giriyorlar. Türk Silah Kuvvetleri üniformasıyla giriyorlar. Çok serbestçe. Hala Hakan filan MİT kuruyor. Teröristleri. El-Kaideci'leri. Tabii Hatipoğlu gibi bir şerefsizin Zirve Üniversitesi'ne kurulması büyük bir ahlaksızlık. Büyük bir saygısızlık, sevgisizlik. İslam'la, Müslümanlıkla yakından uzaktan alakası yok. Bir şeref, bir onur, bir omurga yok bu adamlarda. Bir pişkinlik var. O pişkinlik arkasına sığmıyor. İslam'ın arkasına, Kur'an'ın arkasına, peygamberimizin arkasına sığmıyor. Bilmiyorum bu yobazlık nasıl bir cezayı hak ediyor.
bu dünyada ve ahirette. Öbür tarafta gidince görür. Bu dünyada da cezasız kalması doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani iki dünyada da bu cihana bunları dar etmek lazım. O nedenle ben aslında çok net söylüyorum. Diyorum ki bakın Edip Yüksel Akıncılardan geliyor babası kendisi. Cemaatle alakası yok. Bu adamı niye dinliyorsunuz? Dinleyenlere söylüyorum. İsa Hafalır gibi. Avustralya'da bulunan arkadaşlara ve Kanada'da bulunan arkadaşlara. Aptal mısınız diyorum. Çetin Akyol Harbiye'den koşuyor. Hizmeti 1988 yılında satmış bir adam. Siz tanımıyorsunuz tabii. Bir de çalışıyor. Ta o zaman indire. Kemalettin Özdemir'in adamı. Yani Kemalettin Özdemir yeni satılmadı. Yani yeni MİT tarafına geçmedi. Eskiden beri MİT'te çalışıyor Ankara'da. Emniyet istihbarat değil sadece. Bunlara göz yumuluyordu tabii. Bu noktaya geldi. Hatipoğlu öteki dünyaya sanki inanıyormuş gibi gasp ettiği Sivil Üniversitesi'nin koltuğundan hesap vermediği niyeti yok. Öbür tarafta mahşerde görürsünüz gününüzü diyor. Yani sanki büyük mahşerde Allah-u Teala'nın ve meleklerin bütün işleri bu adamdan soruluyor. Yani mahkeme başkanı da bu arkadaş. Kendisi günahsız. Hiçbir suçu yok. Yani cennete garantilemiş Cübbeli Ahmet Hoca gibi o ilan etmişti. Bu arkadaş da cenneti garantilemiş ve mahşerde bizden hesap soracakmış. Bu dünyada hesap sordukları yetmiyor. Yani bu dünyada insanları şeytanlaştırıp suç isnat edip devleti kullanıp da gasp tecavüz yaptıkları yetmiyor. Bir de öbür tarafta mahşerde hesap soracağız diyor. Bu kadar pişkin, bu kadar arsız, bu kadar edepsiz, bu kadar terbiyesiz, sevgisiz, saygısız, hiçbir güven telkin etmeyen. Yani şerefsizler Türkiye'de nasıl büyüdü, nasıl bir zemin var? Türkiye'de 16-17 yılda neler oluyor? Ben yokum Türkiye'de de. O yüzden soruyorum. Bu kadar zehirli zakkumları Türkiye'ye nasıl yetiştirdi? Eskiden Türkiye'de bir denge vardı. Bir ölçü vardı. Bir kriter vardı. Bu adamlara niye muhtaç oldu insanlar? İslam'ı anlatacak kimse yok Türkiye'de. Tarikatlar, cemaatler korkudan silmiş durumdalar. Alparslan Kurtul'un başına getirenleri görüyorlar. Gözdağı veriyorlar sürekli. Sedat Peker mahkemelerden beraat ediyor. Çünkü adam sistemin mafya babası. Hırsız, katil, tecavüzcü. Silivri'den çıkınca tövbe istifa etmişti. Bir de adam öldürmeyeceğim, tecavüz etmeyeceğim, kadın dövmeyeceğim filan. Adam yalan söylemiş. Hepsine geri döndü. Böyle bir durum söz konusu. Mutlaka nikah konusu öyle küsürsenecek bir mesele değil. Anadolu Ajansı'nın müdürü Kemal Öztürk'e kadar, ailesine kadar girmiş. Bütün AK Partililer kirletilmiş durumda. Yani kirlenmeyen AK Partili üst düzey olarak özellikle AK Parti yönetiminde kalmadı. Kadın erkek. Kirletilmiş durumdalar. Bu mutlaka nikahını AK Partili kadınlar nasıl kaldırıyor kadın olarak? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Yani feministler ne düşünüyor? Türkiye'de feministler var, laikler var. Neden bir tanesi bile gündeme getirmiyor? Hadi diyelim başörtülü hizmetin insanlarının, Abdullah Kutu'nun insanların haklarını savunmuyorsunuz. 17 bin, 18 bin kadın var hapishanede. Onları gündeme getirmiyorsunuz. Yabancılar gündeme getiriyor. Siz Müslüman değilsiniz herhalde. Türkiye'deki feministleri diyorum. Yani insan değilsiniz. Müslümanlık da mesele değil de. Bu mutanikayla kirletilen sadece AK Partililerin erkekleri değil. Çünkü Perinçek'in adamları da mutanikayı yapıyor. Onlar yaygınlaştırıyor. Yani bu yozlaşmayı görmüyor musunuz? Görüp dolaşıp sizin kocalarınızı da vuracak yani. Kocanız varsa tabii. Yani feministleri söylüyorum yani. Hiç sizde insanlık yok mu? Yani Türkiye'ye nereye gidiyor görmüyor musunuz? Korkunç bir durum söz konusu gerçekten ya. Ve insanlar çok vurdum duymaz. Ben konuşuyorum diye bana kızanlar var. Yok efendime söyleyeyim meczup yerine koymaya çalışanlar var. Deli yerine koymaya çalışanlar var. Adamların bir defa eğitimleri yetersiz. Diplomaları yetersiz. Koyun eğer
silik yazışı yapmak istiyorsanız benim kadar eğitimli değilsiniz. Benim kadar dünyayı dolaşmış değilsiniz. Benim kadar gazetecilik yapmış değilsiniz. Yani kitap yazmış değilsiniz. Konuşmuş, yazmış da değilsiniz. Entelektüel seviyeniz de yok. Yani bu kadar cahil adamlar sana meczup diye iftira atıyor. Veya işte karakter suikastı yapmaya çalışıyor. Videomdan 10 saniye alıp şeytanlaştırmaya çalışıyor. Tamamını dinlemeye sabrı yetmiyor. Adamın çünkü hayatı boyu ilimle geçmemiş, kitap okumakla, dinlemekle geçmemiş. Gösteriş budalası. Dinlemez. Yani ilim sahibi olmaya niyeti yok. Okumaya niyeti yok. Bu cahil adamlarla uğraşıyoruz tabii. Durum bu. Şimdi baktığımız zaman yani işte insanların durumu bu. Yakınınız ölüyor, gidemiyorsunuz. Cenazesine katılamıyorsunuz. Hepimizin durumu 3 aşağı 5 yukarı öyle. Çok ilginç travmalar var. Kanada'da bir arkadaş var. Kaç tane Kanada vatandaşı Türkiye'de hapishanelerde biliyor musunuz? Türk kökenli. Yani hepsi skandal. Kanada Büyükelçisi o kadar uğraştı çıkartamadı. Türkiye'de böyle bir despot soykırım yaşanıyor. Farkında mısınız yani? Kanada normal sıradan bir vatandaş. Kardeşi İstanbul'da, şimdi hangisi olduğunu söylemeyeyim, bir belediyede 30 yıldır bir CHP belediyesinde çalışıyordu. Adam rakıcı, içkici bir adam. Denizli'de. Memleketini söylemek doğru olur mu bilmiyorum da. Hayat yaşam stili bu. Adamı FETÖ'cü diye hapsattılar. Şamat'ta yakından uzaktan ayak asıyor. CHP belediyesini çökertmeye çalışıyor AK Partiler. Adamı CHP belediyelerini ele geçirmeye çalışıyor. Yıllardır böyle. Fetih yapıyorlar kendi kafalarına göre. Yani MHP'li işbirliği hamleler, faşistlerle. Yani kimse itme. Yani seyittir, seyit değildir meselesine gelince seyitlik peygamberimizin yolundan gitmek de oluyor. Ben çok seyit gördüm. Azerbaycan'da, Orta Asya'da kendisine seyit diyen. Ama seyitlikle yakından uzaktan alakası olmayan davranışlar, yaşam tarzı sergiliyor. Diyorsun ki sen nasıl seyitsin? İçki içiyorsun. Zina yapıyorsun. Hırsızlık yapıyorsun. Ondan sonra ben seyidim diye yırtmaya çalışıyorsun. Böyleler de var yani. Ben öyle şeylere takılmam. Yani seyidim diye üste çıkamaz yani. Her şey Kur'an-ı Kerim'de yazılı. Üstünlük takva iledir. Senin takvan yok. Hiçbir halt değilsin yani. Onu demeye çalışıyorum. İlla bir insan ben seyidim diye yırtamaz yani. Bir de belgesi de yok. Seyitler belge ve dokumenteri olarak kendi soylarını ispatlamak zorundadır. Bunun sistemi vardır. Trilolar iyi bilir. Onu da gösteremiyor. Yani belgesi de yok. Seyit olduğunu nereden bilelim? Herkes ben seyidim diyebilir. Bir de mesele bu değil yani. Adam sana iftira atıyor. Meczup diyor, alay ediyor, istihza ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 20'den fazla ayet var alay etmekle ilgili. Hepsi helaket yok olma, bela sebebiyle gelmiştir. Yani geçmişteki kavimler Allah-u Teala toplu helak ediyor. Bunun sebebi olarak da alay etmeyi, istihza etmeyi gösteriyor. Yani hak yolu, doğru yolu söyleyenleri, doğru söyleyenleri genelde cahiliye adetleriyle giden yobazlar, bağnazlar, dinsizler, Allah'a aslında iman etmeyenler, ahiret gününe iman etmeyenler, büyük mahkemeye inanmayanlar bu şekilde alay ederek cevap verir. Başörtüsü takabilir, namaz kılabilir. Hazreti Nuh'a deli dedikleri gibi, meczup dedikleri gibi. Hazreti Salih'e meczup dedikleri gibi. Peygamber Efendimiz'e meczup dedikleri gibi. Daha dün emin, güvenilir insan dediği insana adamlar bir anda pırt dönüyorlar. Durum bu yani Türkiye'de. Daha düne kadar en güvenilir, en emin insan dedikleri akrabalarınız, en yakınlarınız, hatta anne babalarınız. Bir yana dönüyor. Süfyan Erdoğan nifakı böyle bir nifak. Yani MİT böyle bir nifakı yönetiyor. Bu deccalizmin en üst noktasıdır ahir zamanda. Böyle bir terörizmi yönetiyor.
Dolayısıyla bu MİT terörizmi Süfyan Erdoğan'la beraber ortadan kalkmak zorunda. İmha edilmek zorunda. Cihat budur. Kim bunları temizlerse kahraman odur. Yoksa bunların sırtına basa basa istismar ede de kullana kullana gelip de iktidar değiştirmek değildir. Ben bu şekilde davranan her kesimden kim hangi olursa CHP'si, İYİ Partisi veya cemaat içinden birileri MİT'i kullanarak güç değiştirmeye çalışan hepsinin başında kılıcım keskindir. Zülfikar gibi iki tarafı da keser. Hiç acımam. Ve deşifre ederim. Söyleyeyim yani. Ve kaynaklarım çok iyidir benim. Sağlamdır. Dünyadaki bütün deliller bana çalışıyor. Mevcutlar diyorsunuz ya, onlar. Mevcut diyorlarmış bir de. Resimler bakalım. Mevcutu görecekler. Deli deliyi görünce değneğini saklarmış biliyorsunuz yani. Kim deli, kim veli anlarlar. Bu dünyada da öbür tarafta. Delilerin ne olduğunu ben size göstereyim. Adamların zekası yok. Anlama özürlüsü. Ne okuduğunu anlamıyor, ne dinlediğini anlamıyor. Bir de kırılgan. Bir genel evinde sermaye olmuş. Yani bunlardan adam mı olur? İnsan mı olur? Hiçbir alt olmaz. Mutan hikaye olayı çok eskidir ve ciddidir. Ben bu konuyu çok eskiden beri aşinayım. Kendi babamdan biliyorum. Yani annem vefat ettiğinde 1989'da babamın aklına ilk gelen şey İran'a gidip karı getirmekti Mutan hikayeyle. Siyasi İslamcıların zihninde, bilinçaltında bu vardır. Fars kızları evet güzeldir. Peygamberimizin hadiste güzeldir. Diyor ki Fars kızların fitnesi, nifakı sizin içinize girdiğinizde belanızı buldunuz diyor. Hadisleri takip etmiyor bu şey siyasi İslamcılar. Çoğuna yalan diyorlar. Babam da öyle. Yalan diyor. Uydurmuşlar diyor. Kur'an-ı Kerim'de göster diyor. İnanayım. Siyasi İslamcı zihniyeti budur. Kur'an-ı Kerim'den açıyorsun, gösteriyorsun. Ondan sonra o senin Kur'an-ı Kerim'in diyor. Benim Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Baba diyorum. Çok gelmiş başıma. Yani Kur'an-ı Kerim'in meali bu ya. Benim Kur'an-ı Kerim, senin Kur'an-ı Kerim. Olur mu? Bu kadar da kafa. Şey yani. Zombi gibi. Kaç defa olmuş. Hep mat etmişim. Pederin siyasi İslamcı. İlmiyle benim ilmim aynı değil. Kur'an-ı Kerim'den ayeti tak diye gösteririm. Bütün hadisler Kur'an-ı Kerim'de koordinat yapar. Birbirini tamamlar. Bütünleştirir. Çelişmez yani. Pek çok insanın gerçek yüzü maskesi bu süreçte ortaya çıktı. Ben de ortaya çıktıkları için fırsat bu fırsat çapulcu olduklarını gösteriyorlar. Ben de üstlerine gidiyorum yani. Bazıları bana kızıyor. Yani boş ver diyor, salla diyor. Bu kadar niye üzerine gidiyorsun? Herkesin bir damarı var. Yani sos veriyor bazı arkadaşlar gerçekten. Demek ki kendilerini iyi yetiştirmemişler. Yani iyi yetiştirselerdi dökülmezlerdi diye düşünüyorum. Yani dökülmeyin. Bak ben size gerçekleri söylüyorum. İnanmayabilirsiniz bana. Araştırın. Başka kaynakları araştırın. Soruşturun. Akıl vermiş, irade vermiş Allah-u Teala. Haber kaynaklarını yok ettiler. Ama yine var. Haber kaynakları var. Konuşan arkadaşlar da var. Anlatıyorlar size. Bazıları vurdum duymaz. Hiç umurunda değil. Öyleleri var. Türkiye'ye gidip geliyor. Diyorum ki fişlemişlerdir belki. İçeri, yok alınan yok. Al bizi fişlememişler diyor. Öğrendik diyor. Uyanık aynı zamanda. Öğreniyor. Yani herkesi fişlememişler. Kimleri fişlemişler? Dava adamı olanları fişlemişler. Yok etmeye çalışıyorlar. Yani hizmeti yok etmeye çalışıyorlar. Ancak dava adamlarını fişlemişler. Kimi öldüreceklerini, kime soykırım yapacaklarını da iyi biliyorlar. Bu süreçte soykırım projesinde fişlenmemiş olanlar insan değildir. Ben onlarla muhatap olmam yani. Mutlaka fişlenmiş olması, zulüm görmüş olması gerekir. İnsan olması için. Eğer bu rejim, bu soykırım rejimi kayırıyorsa, kullanmak istiyorsa demek ki yeteri kadar şakit Müslüman olamamıştır. Yeteri kadar
Müslüman olsaydı bu MİT soykırım rejimi o salakları kullanmaya çalışmazdı. Demek ki sizde zafiyet gördü. Yani o yüzden kullanmaya çalışıyor. İtirafçı yapmaya çalışıyor. Kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Kibirle vurdukça vuruyor. Bak diyor, hizmet bitti diyor. Bir de moral bozukluğu oluşturmaya çalışıyor. Sizin birliğinizi, tesadüfünüzü bozmaya çalışıyor. Kardeşliğinizi bozmaya çalışıyor. Bunlara karşı bir zaman Saitnus'un ilaçları belli. Yani doğruluk. Doğru olacaksınız, maske takmayacaksınız. Yani politika izlemeyeceksiniz böyle aptal aptal. Ben ortaya çıkartırım. Daha önce sessiz kalıyordum bazen. Ama artık sessiz kalmam. Pandora'nın kutusu açılmış. Ben söylemişim yani. Hiç sessiz kalan değilim. Hiç susan değilim. Üzerinize giderim. Ve deşifre ederim. Öyle gizli saklı, kapaklı işler yapmanıza da izin vermem yani. O eskilendi. Eskiden ne atlar yediyseniz yediniz. Şimdi adam olun yani. İnsan olun. Bu tane hikaye yapanları deşifre etmemin ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu bel altı vurmak değil. Türkiye'yi Fars fitnesi girdi. Aynı Yavuz Sultan Selim zamandan önce, 2. Beyazıt zamanında girdiği gibi. Anadolu'yu kasıp kavuruyor. 8,5 milyar dolar rüşveti kimlere verdiler sorusu hala açıkta duruyor. Buna cevap arıyoruz. Reza Zarrab, Babek Zencani, Kian Biyan, Ekim Aptekin, Doğu Perinçek, cevap verin. Yani bu rüşveti kimler yedi? Hala ana soru bu. AK Parti'nin MİT baronlarının adamları. Sizler yediniz tabii. Biz de sizin bu vatan hainliğinizi İran kanadını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Rus kanadını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Amerika'daki kanadınızı da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki size destek veren çapulcuları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Somali'yi, Afganistan'ı, Kanada'yı hepsini biliyoruz tabii. Tabii hepinizin canınızı okuyacağız yani. Başka çaresi de yok. Çünkü ben full package bakıyorum olaya. Bu enkaz toptan çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'ni madem yıktınız, tamamen gömelim yani. Sıfır bir başlangıç yapmak istiyorsak, bu suçluların hepsinin A'dan Z'ye istisnasız bir şekilde gerekli cezayı alması gerekiyor. Eğer yeni bir Türkiye istiyorsanız, gerçekten. Bu batan gemi üzerine bina inşa edilmez yani. Batan Titanik'in bacası boyanmaz. Böyle bir kurtuluş yoktur. Batmış yani. Bitmiş. Gemide siz vardınız. Biz yoktuk. Biz gemiden atıldık zaten. Biz gemide değiliz. Sizsiniz gemide. Prenkçekçiler, Ergon Okuncular, Baydulcular, hepiniz, İYİ Partisi, CHP'lisi, MHP'lisi, hepiniz Süfyan Erdoğan'ın derin devletin kırmızı kitabı gibisinizsiniz. Kırmızı kitap çok tehlikelidir. Onu söyleyeyim yani. Cehennemde öbür tarafta sizin kırmızı kitaptaki isimlerinizi okuyacaklar tabii. Biz bu dünyada Risale-i Nur'ları kırmızı kitap olarak tanıdık. Derin devletin kırmızı kitabını tanımıyoruz, takmıyoruz. Kanunlarını da takmıyoruz. Yok ki kanun. Eskiden kanun vardı, takıyorduk. Şimdi yok. Anayasa da yok. Bak Zühtü Arslan'ı yine baştan seçtiler. Zühtü. Zübük bu adamdır. Zühtü Arslan Özal'ın prensiydi. Cemaatten de eskiden. Polis akademisinin en popüler adamlarından biriydi. Şakit diye Perinçekçiler yıllardır vurdular. Poliste işte Fethullahçı yapılanma diye Zühtü Arslan'dan başlarlardı, yazarlardı. Şimdi ortak yaptılar. Zühtü Arslan iyi oldu. Demek ki insanlar değişiyor. Aynı kalmıyor. Dansöz gibi taraf değiştiriyor. İslamiyet'i siyaset zannetmiş. İslamiyet'i cami derneği zannetmiş. Cami derneği politikası zannetmiş hizmeti veya. Böyle anlıyorum ben yani. Çöplük. İslamiyet siyasi ideoloji değildir. Bir cami derneği politikalarıyla hizmetle yönetilemez yani. Hizmet gibi gruplar Allah rızası için çalışır. Ve böyle iktidar savaşı, makam mansıp savaşı, güç savaşı yapanlar çöplüktür. Çöplüktür.
çöplüktür. Zibildir yani. Çok net oldu mu? Ha, bana meczup diyorlar. Desinler, desinler. Benim deneyim bazen asa olur. Musa'nın asası ejderha olur. Sizin bütün sihirlerinizi yutar. Yutar. Ve ondan sonra kime, hangi firavuna köpeklik yapıyorsanız gidin ona kulluk edin. Allah'a iman ediyorsanız gelin Allah'a kulluk edin. Ha, sizin Süfyan firavun ayaklarınızı, kollarınızı şaplas keser mi? Keser. Adam zalim yani. Mucize göstermiyoruz. Keramet göstermiyoruz. Öyle bir kudretimiz yok. Biz evliya da değiliz. Peygamber zaten en son peygamber efendimizdi. Yok yani peygamber. Hazreti İsa gelecek o ayda. Gelmiştir belki. Hazreti Mehdiyet ve Kahtaniyet aynı zamanda hüküm ferma olur. Bunun tabi ölümsüz kahramanları vardır. Arketipleri vardır. Kainatta her şey The Essence ile The Archetypes arasındaki ilişkidendir. Tezahürdür. Gerisi hikayedir. Siz The Archetypes olayını bilmiyor musunuz? Ortak kolektif kahramanlardır. Ölümsüzdür, ölmezler. Öyle bedene tabi değillerdir pek. Keep coming gelirler ve kurtarırlar yani mutlaka. Bak Hazreti İdris ölmedi, yaşıyor. Hazreti İlyas, Hazreti Hızır ölmedi, yaşıyor. Hazreti İsa da ölmedi, yaşıyor. Gelin isterseniz Kur'an-ı Kerim'den göstereyim boğma gösterdiğim gibi. O şeytanlar, tabii müddeti var, kıyamete kadar şeytan da ölmüyor. Şeytanın insani askerleri de yaşıyorlar. Bu savaş şeytanlarla, dinsizlerle, Allah'ı Allah için sevenlerin bir mücadelesi. Kıyamet kopana kadar bu iman ve küfür mücadelesi devam edecektir. Ve dolayısıyla bu İslam'la Hristiyanlığın savaşı değil, İslam'la Yahudiliğin savaşı değil. Bu savaş, Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi, Allah'ı Allah için seven ve Allah için korkanlar da, yani gerçekten Allah'a samimi iman etmişler de hiçbir zaman Allah'a iman etmemiş. Şekilci Müslümanlar, budalalar, mabutları, tanrıları, firavunlar, karunlar olmuş, siyonistler olmuş, masonlar olmuş, efendime söyleyeyim komünistler olmuş, kapitalistler olmuş, tamamen Allah'tan uzak yaşamış her zaman hayatı boyunca, hiçbir zaman yakınlaşamamış. 5 vakit namaz kılsa bile cehennemde namaz kılan Nihat Hatipoğlu gibi adamlar dinsizler grubunda yer alır. Hangi milletten, hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun cenahları bellidir. Ben öyle görüyorum. Bediüzzaman Said Nursi'nin lensiyle, penceresiyle bakıyorum. Dinsizler grubunda yer alır. Dinsizler grubunda yer aldıkları için de elbette dini, Allah'ı gerçekten seven ve korkan insanlar da şu anda Hristiyan gözükebilir, Batılı gözükebilir. İnsanlık varsa, ruhunda insanlık varsa o Müslümandır. Ruhi Müslümandır. Hanefi Müslümandır. Hanefi Müslüman diye bir konsept var biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'idir. Hangi dinden, milletten, ırktan olursa olsun, hangi renkten olursa olsun, siz onu Hristiyan zannedersiniz ama o Hanefi'dir, İbrahim'idir. Müsevi görürsünüz, İsevi görürsünüz. Aslında o Muhammedi'dir. Müslümandır yani. Ama adı Müslüman, sözde Müslüman, Müslüman değil. Kafir gömleği giymiş, zındık işlerle uğraşıyor. İslam'da mutahnikâ yasak, Türkiye'de yaygınlaştırıyor. Derin devlet kararı, devlet sırrı. El-Kaide'ye destek veriyor teröristlere, devlet sırrı. Silah veriyor, terörist iliştiriyor, katillik yapıyor, devlet sırrı. Yok öyle ya ama. Devlet sırrı diye bir şey yok kardeşim. Kutsal devlet diye bir şey yok. Sen hırsızlık yap, soygunculuk yap, teröristlik yap, devleti istismar et, arkasından devlet sırrı de. Yok öyle ya ama. Dinsizsin sen.
Adaletin yok, dinsizsin. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Adalet yoksa dinsizsin. Dinin yok senin. Senin herhangi bir tanrın yok. Senin tanrın para, güç. Sen makama, müsteşe tapıyorsun. Senin ilmin de yok. Boş yere profesör tatili kullanma. Cahilsin. Ebu Cehil'sin. Ebu Leheb'sin. Ebu Leheb ve kırısı gibi odun taşıyorsun. Hammalsın. Eşeksin. Kur'an-ı Kerim'de niye Tebbet suresinde Ebu Leheb'in ve kırısının adı geçer? Çünkü simgedir, semboldir. Kur'an bir sembol ile, bir isimle bütün kıyamete kadar gelecek Ebu Leheb'lere ve karısına, odun hamballarına, cehenneme odun taşıyanlara işaretle atıfta bulunur. İşte bu şey gibi, Profesör Nihat Hatipoğlu gibi adamlar Ebu Leheb'in hamallarıdır, odun taşıyanlarıdır. Anlatabiliyor muyum? Gayet net anlattığımı zannediyorum. Yalanlar ve yılanlar bir araya geldiler. Hayatları yalan. Dolayısıyla yılanlar çoğalıyor. Yalanlar da çoğalıyor. Atbaşı çıkıyor. Böbürlenme, kibir, kandırmak, aldatmak, ütmek. Hayatları sahtekarlıkla geçmiş. Yani haberleri yalan, habercilikleri yalan. Hayat yalandan ibaret zannediyorlar. Yani bunun da takiye olarak, savaş hilesi olarak kendi kendileri kandırıyorlar. Rakamları yalan, icraatları yalan. Serkeşlik yapıyorlar. Enflasyon rakamları yalan, büyüme rakamları yalan. Yani yalan ile karın doyurmayı becerebilen dünyadaki sayılı birkaç ülkeden birisiyiz. Diğeri de Venezuela, gördünüzdür bunu yani. Bir de Kuzey Kore kaldı galiba. Yalanlarla insanları avutan, aldatan. Bütün bürokrasi, siyaset dünyası, asker dünyası hepsi yalancı olmuş. Adam kalmamış. Bürokratı, memuru yalancı. Muhtarlar yalana göre seçiliyor. Seçimler sahte, yalan. Özgürlüğü yalan, ekonomisi yalan, başarısı yalan. Yalan oldu yalan. Böyle yalanlar üzerine kurulu bir ülkenin elbette darbesi gerçek olabilir mi? 15 Temmuz en büyük yalan. Demokrasimiz gibi darbemiz de yalan elbette. Demokrasimiz bizim hep yalan zaten. Hiç uyum sağlayamadı Avrupa Birliği'ne. Türkiye'deki insanlar demokrasiyi istemiyordu. İsteseydi bu böyle olmazdı zaten. Gösteriş budalası. Demokrasiyi göstermelik olarak, kuduganlık yaparak kendisine araç olarak kullandı. Amaç yapmadı. Erdoğan bunu itiraf etti zaten. Ondan sonra gerçek maskesini ortaya çıkardı. Gerçek gömleği neymiş? Milli görüşçü, akıncıymış. Cihat yapıyormuş. Dini jargonu, dini araç olarak kullanmaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayet diyor ki, dini satmayın. Ayetleri ucuza satmayın. Şerefsizler. Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir ayete uymuyorsunuz. Hadi hadislere yalan diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e niye uymuyorsunuz? Büyücülük yalan. Emine Erdoğan sırf Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi öldürmek için 12 defa kara büyü yaptırdı. Milyonlarca dolar para verdi büyücülere. Emine Erdoğan. Erdoğan'ın Ester karısı. İsraf has safhada. Yani taviz vermiyorlar İsraf. İslam'da müsriflik yalan. Kamu malı yemek haram. Müsrif olmak haram. Süfyan müsriftir, eli deliktir. Süfyan. Öyle değil mi? Haram, haram, haram. Yetim hakkı yiyorsunuz, Maun suresi de mi okuyorsunuz? Yetim hakkı yiyenin Maun'a, cehenneme atılacağını ayette okumadınız mı? Hangi biriniz, hangi bir tarafınız düzgün ki? Bir tane bana gösterin ya. Ramazanları yalan, oruçları yalan, bayramı yalan. Memleketi yalan haline getirdiler. Estrakeş çıkıyor imam, tezahürü çıkıyor mevsim. Dini imanı yalana çevirmiş bir ülke. Yalan yerinde yaşıyoruz yani. Burak Erdoğan, uçtur çekiyor Erdoğan. Krizlere, komalara giriyor. Öldü diyorlar, doğru mu? Metakristler kullanıyor. Sen kenevir
uyuşturucu afyon kullandıracaksın. Sonra eroin, heroin, metakristal, ondan sonra ölecek millet. 30 senelinde hastanelerde, şehir hastanelerinde, tahkimler elde ettin. Milleti tedavi ederken paralarını da soyacaksın. Yani soygun sistemi. Bunun İslam'la, İslami idare ile, adil düzenle, yakından, uzaktan alakası yok. Yalancılığı profesyonel mesleğe dönüştürdü senin bezirganların. Başta sensin din bezirganı. El konudan üniversitelere rektör atıyorsun hırsızlarını utanmadan. Ve onlar da pişkin pişkin mahşerde de hesap soracağız diyorlar. Yalandan koltuğa tünüyorlar yılanlar gibi. Hepsi yılan. Değişik yılan türleri. Din de yalan, dindar da yalan. Yalan bu ülkede. Dini dar adamlar. Eğitim yalan, spor yalan, sağlık yalan. Diploma zaten en bilinen palavra yalan. Darbe gecesi silahımı çektim, kefenime girdim filan üfürmelerini yazmaya kalkanlar, kalktılar kitap olur. Senin çapulcuların hepsi yalan. Kabadayılar yalan. Yok. Namet hepsi. Al Sedat Peker'in. Al başına çal yani. Kahramanlarımızın yalancı olduğunu söylemeye gerek var mı bu şerefsizlerin? Yani Şerife Paşa'yı gördünüz. Yalan çıktı bütün hikayeler değil mi? Kabataş'ta işleyenler de yalan. Elif Çakır'ın da yalan. Tayyip Anı Bacı'nın da yalan. Senin Fahrettin Altun'un da İbrahim Kalın da büyük yalan oldu. Bir tane adamımız yok. Bir tane insan adamımız yok. Ne tankı ne darbe gecesi direnişiye. Adamlar yalan söylüyorlar ve yalan söylediklerini bile bile söylüyorlar. Asıl problem bu zaten. Kibirden kuyruldular iyice. Yalancılıkta dünya şampiyonu haline geldiniz. Ve havuz medyası, havuz bataklığı insanları bu yalanlarla esir aldı. Bunun bedeli çok ağır. Yalanlarla, kiziple ihya olmaz İslam. İslam'ın tek kaynağı ve gücü doğruluktur. Adam, polisler şimdi kadın kaçırıp tecavüz ediyor. Uyuşturucu çıkıyor jandarma komutanında. 400 kilo hem de. 115 kilo. Sonra serbest bırakıyorsunuz. El kardeş teröristler cilt atıyor, serbest bırakıyorsunuz. MİT koyuyor. PKK'lı teröristleri taşeron olarak kullanmak istiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz. Tetikçiler serbest. Mafya serbest. Türkiye'de ne kadar iyi insan varsa hapiste. Senin Leyla Şahin Usta'nın da insan hakları konusunda dünyaya ders veriyoruz, hiçbir ihlal yok diyor. Yani sinir krizi geçirmemizi mi istiyorsunuz? Yani bizim. Sinir uçlarımızda vuruyorlar böyle. Ondan sonra da konuşma diyorlar. Sus. Patla. İçinde kalsın. Konuşmazsanız içinizde kalır, patlar. Bu bizim taktiğimiz değil yani. Terapi tekniği değil bu. Benim babam askerdir ve içinde saklamaz. Biz ailecek böyleyiz. Ama babam çok küfürbaz. Onu söyleyeyim yani. Böyle bir şeyi yapsanız babama. Yani bayağı bir ana avlat bile düz gider yani. Bütün bildiği küfürleri de sayar. Siyasi İslamcılar iyi küfürbazdır. Birazcık haklarına, hukuklarına girin, bak ne oluyor. O kadar hizmet insanların haklarına, hukuklarına girdiler. İnsanlar kanuni bir şekilde, olmayan kanun sistemde adalet arıyorlar yani. O halde komisyon kuruyorsunuz. Adalet dağıtmak için değil. Bunu bildikleri halde hukuk içinde düzeni bozmadan, düzensiz olan bu sistemde, kaosta, kördüğünde yani işte de başvurmadan, teröre başvurmadan düzgün bir vatandaş olarak hala umut içinde haklarını arıyorlar. Siz de dalga geçip alay ediyorsunuz. Yılansınız çünkü. Dilimi bir yılan gibi kullanabilirim diye konuşur Göte. Kahramanlarından biri. En çok yalancılar kullanır yılan dilini diyor. Goethe'nin kitabı Faust'u çok önemli bir eserdir aslında. İnsan psikolojisini anlatır. Karl Jung da Goethe akrabadır aynı zamanda. Onu da söyleyeyim yani. Karl Jung öyle diyor. Almanya'nın entelektüel birikimini Goethe yansıtmıştır. Bu Faust eserinde insan psikolojisini en iyi anlatan hikayeyi ortaya koymuştur. Ruhunu
şeytana satanlar vardır, bir de satmayanlar vardır. İnsanlar ikiye ayrılır. Şimdi AK Partililer, bu derin devletin göktürk adamları, hepsi prensekçiler, ruhunu şeytana satmış, şeytan krallığının şeyleri, zombileri. Bunlardan insanlık ben beklemiyorum zaten. Şeytan ne zaman adam buldu ya? Olacak mı yani? Kıskançlık, haset. Şeytan kıyamete kadar mühleti vardır. Öyle kolay kolay hidayete eren de değildir. Ülkedeki tablo bu. Bütün şeytanlar bu şeytan krallığında, soykırım krallığında sahneye çıktı. Ondan sonra da bana meczup diyorlar. Yerli uçak yalan, yerli tank yalan, yerli tüfek de keza yalan. IŞİD'çilere üniforma dikenleriniz gerçek. Petrol satanlarınız gerçek. Dünyada El-Kaide terörizminin merkezi olmanız gerçek. Trak katili, mafya oluşturmanız ve diktatörleri desteklemeniz gerçek. Suikastlar yapmanız ve insan kaçırmanız gerçek. Enes Kanter'i kaçırmaya çalışmanız gerçek. Beni kaçırmaya çalışmanız, öldürmeye çalışmanız gerçek. Ama engelledik tabii. Sufi hisseder yani. Sufinin ruhani sensleri vardır. 8 tane sensi çok iyi kullanır. Siz daha şeytanlıkları planlarken haberi vardır yani. Bir şansınız yok yani. Buyurun. Hodri Meydan. Demişim zaten. Bu yalan olmayan neyiniz var? Bana bir anlatır mısınız yani? Hapishanelerde dürüst insanlar var, doğrucular var, hakikati savunanlar var. Bütün yalancılar, alçaklar, namussuzlar dışarıda silk atıyor ve bu soykırım kralında Erdoğan'ın ortakları. Aynı gemideler. Batan Titanik'te bulunuyorlar. Ben de diyorum ki yılanlar da yalanlar batın yani. Gıcık ediyormuşum. Ederim. Ben gıcık ve fıtık ederim adamı. Bu kadar yalancı ve yılanı fıtık etme konusunda iyiyimdir. Söyleyeyim yani. Benim kılıcım iki tarafı da kesiyor. Zülfikar gibi yani. Hazreti Ali'nin kılıcı gibi. Hiç acımaz yani. Hiç duranla değildir. Benim frenim yok zaten. Patlak. Kartal gözleri keskindir. Kartal gidiyor, istihbarat topluyor, geliyor. Bizim hüdüt kuşumuz da var. Şurada zaman yolculuğu yaptığımız bir yer var. Merkez var. Buradan gitmiyoruz. Şuradan gidiyoruz. Şaka şaka. Biraz da şaka yapalım ya. Korksunlar tabii. Belli olmaz benim sağlam sorum. İstihbaratım sağlamdır benim. Ve sağlam bilgiler olmadan da konuşmam yani. Hepsini de ispatlayabilirim. İsterseniz mahkemeye verin. Belge gönderirim. Zaten gönderdim yani. Ondan sonra davaları kapatıyorsunuz ya. Çok fırdak, çok tam sözler yani. Gerçekler ortaya çıkmasın diye bu soykırım rejimi bin bir türlü fırdak yapıyor. Adamlar yani şöyle yapmışlar. Fethullah Gülen mutlaka suçludur. Suçlamak için elimizden geleni yapacağız. Hangi cevabı verse biz suçlu yapacağız. Yani şeytanlaştıracağız. Dolayısıyla durum bu. Hizmet edenleri şimdi bu kör düğümden bu puzzle'ı çözmeye çalışıyor. Adamlar kör düğümü yapmışlar. Her şeyi karıştırmışlar birbirine. Dolaştırmışlar. Ondan sonra niye biz bulmaca çözüyoruz kardeşim ya? Ülkeyi bu hale getirmeseydin. Değil mi? Ülkede hiç olmazsa iyi kötü bir düzen vardı eskiden. AK Parti'nin 17 yıllık iktidar döneminde ülke tamamen yalan oldu. Demokrasi yokuşundan çıkıyorduk. Bir baktık uçurumun dibindeyiz. Ülkede ihracat yapan kurum kalmadı. Hepsi kaçıyor. Murat Ülker de kaçıyor. Diğerleri de kaçtı. Biliyorsunuz Sabancılar da kaçtı. Maltalı oldular. Bir tanesi bana soruyor. Ya Murat Ülker'e diyor, Akrepe'ye diyor, projem var sunar mısın? Yok dedim ya. Murat Ülker Godiva'yı sattı. Çok iyi bir markayı sattı. %30 küçüldü. Paraları da yurt dışına kaçırdı. Akın İpek gibi o da İngiltere'ye gitti. Türkiye'de artık Ülker yok. Ülker'in mallarını biz Kanada'da yarı fiyatına, üretim fiyatına alıyoruz yani. Çok ucuz Ülker'in malları. Kaliteli mallar ama batan geminin malları gibi satıyorlar.
buradaki Müslüman marketler. Türkiye'de Boydak'ları bitirirsen, İstikbal Mobilya'yı, Bellona'yı bitirirsen, Türkiye'nin üreten, ihracat yapan namuslu iş adamlarını FETÖ'cü diye bu şekilde soykırım uygularsan ülke kalmaz tabii. Ondan sonra uyuşturucu işine girersin, kar marjı yüksek diye. Dünya drug kartelleriyle ilişkiye girersin, El-Kaide terörünü desteklemek yanı sıra da Taliban'a gider $100 maaş verirsin, terörist istihdam edersin. Ondan sonra ortada kalırsın böyle. Seni kimse savunmaz. Nebutsar gibi, kütük gibi kalırsın, geberir gidersin yani. Seni seven de, destekleyen de kimse kalmaz. Arkamdan bol bol küfür ederler, söverler. Bir tane Fatiha okuyan da bulunmaz. Nebutsar'ı kimse sevmiyor ya. Soykırımcı, katliamcı. Uzun yaşadı ama geberdi yani. Fani dünya. Hazreti Nuh gibi, Hazreti Üzeyir gibi seveni yok. Hazreti Daniel'ı seviyoruz biz. Bütün peygamberleri seviyoruz. Hazreti İsa favoridir yani. Yoksa işte Cibbeli Amca, bunlar diyalog yapıyorlar, Hristiyanlar dost edindiler falan. Hikaye bunlar. Cibbeli Ahmet Hoca dalmış yani Mustafa İslamoğlu'na. Ben de dalacağım da. Şimdi Mustafa İslamoğlu'nun ilancılarla çalıştığını biliyoruz tabi. Bu şerefsiz AK Parti'nin promot ettiğine göre arkasındaki ekiplerin haberimiz var da bu Mustafa İslamoğlu'nun sakat olduğunu ben şöyle anlıyorum. 2013'te Türkiye'ye geldiğimde Harun Yahya'nın mason olduğunu kendisi itiraf edince AK Parti'nin desteklediği Adnan Oktar foyası ortaya çıktı. Ben 20 senedir abime anlatamıyorum. Harun Yahya, Adnan Oktar hocası. AK Partili abi, Erdoğancı. Dedim ki, naber abi? Adnan Oktar masonmuş, 33. derece, yurt dışına bağlı New York'a. Ben sana hahamlar projesi dememiş miydim, İslami kirletme projesi? Niye bu adamın kitaplarını dağıtıyorsun? Sen dalga geçiyorduk tabii. Abime dedi ki, ne yapalım dedi. Harun Yahya'nın kitapları doldu dedi ya, dükkan ve yıkalım dedim, yıkalım. Barbekü yapalım. Ben Harun Yahya'nın kitaplarını yakayım. Ondan sonra kebap yiyelim. İyi dedi. Kitaplar benden, kebap senden. Sen Kanadalısın. Paran çoktur. Benden. Adam çok zengin. 200 kat, 300 kat zengin. İyi dedim. Kebap alalım. Charlie'yi çağır. Bu abinin arkadaşları şey veren. CHP'li var. Efendime söyleyeyim. Her partiden pırttan adam var. Karma yani. Dünya karması gibi. İyi dedim, arkadaşları çağır dedim. Bir şey yapalım. Alayım. Ne kadar et alayım? Ondan sonra Harun'un kitaplarını çakmağa çaktım, yaktım yani. Kebap yaparken iyi gidiyor. Odun yerine kullandık. Kömür yerine kullandık. Ondan sonra abim gitti. Mustafa İslamoğlu'na biat etti. Onu dinlemeye başladı. İslam'ı tebliğ ediyor diye. Abi dedim ya, sen bir tane düzgün adam bulamayacak mısın Mensur Hoca olarak ya? Kimi dinleyeyim dedi? Cübbeli Ahmet Hoca'yı mı dinleyeyim? Adam komedyen dedi. Cem Yılmaz yerine bazen dinliyor yani. Cem Yılmaz onu kadar güldüremiyor. Allah Allah. Mustafa İslamoğlu'nun dedim neresi hoca oluyor? Bak gel dinle dedi. Bana videolarını gösterdi. Adam dedim ezberlemiş dedim. Kitaptan okuyor. İcraat yok dedim bu adamda. Mustafa İslamoğlu da işte AK Parti'nin promot ettiği Nurullah Yıldız gibi şerefsizlerden bir tanesi tabii. Geçen Manisa'ya gitmiş de adam konuşmasın diye sesleri mesleri kesmişler. Sevmiyorlardı AK Parti tabanında. Ama abim Harun Yahya'dan, Adnan Oktar'dan Mustafa İslamoğlu'na geçti. İyi gidiyorsun dedim. Bu gidişte yani 80 yaşlarında filan gerçekleri öğreneceksin. Abim çok iyi gidiyor gerçekten. Nerede çapulcu, hırsız, şerefsiz adam varsa hoca olarak onu takip ediyor. Yıllarca sonra hata etmişim. Bu adam şerefsizmiş, masonmuş, mutanik akıyormuş, oğlancıymış, sübiyancıymış filan. Biraz geç öğreniyor. Abim biraz liseyi zor bitirdi de iki sene sınıfta kaldı. Lise bir terk. Eskişehir'de kamyon krasörcülüğüne verdi babam 5 yıl. Etisenin kimi benim. Pazuları var. Kabadayı ama
Namaz da kılıyor. Şey yok. Yani prediction, öngörü yok. Adamın perde arkasında münafık göremiyor yani. Adam Müslüman zannediyor. Öyle gözüküyor. Nihat Hatipoğlu da öyle. Çok güzel konuşuyor. Adam ama münafık, münafık. Mustafa İslamoğlu da öyle. Mutatçı, inancı tiplerden. Abdullah Yolcu'nun adamı. Başakşehir. Bunlar mutan hikayeden para kazanıyorlar. Orada bunları tespit eden 2013'te hakkında soruşturma açan savcı, polisler filan FETÖ'cü diye hapisteler. Ceza kesseklerdi. Mutan hikaye Türkiye'de olmaz diye. Ama FETÖ'cü yaptılar onları. Hapse koydular. Mağdur ettiler. Kumarhanecileri Adana'da yakalayanlar da FETÖ'cü oldu. El-Kaidecileri yakalayanlar da FETÖ'cü oldu. MİT'in, bu soykırım çetesinin, Erdoğan'ın ne kadar hırsızlığını, soysuzluğunu kim yakaladıysa herkesi FETÖ'cü turbasına attılar. Ülke komple cemaat ele mi geçirdi acaba diye, cemaat çok mu büyüdü diye merak ediyorum ama tam tersine cemaati Türkiye'de bitirdiler yani. Evet. Kendi kusurlarından dolayı düzelmeye niyetleri yok. Cemaate suçlarını, günahlarını atarak bir yere varamazlar. Öbür tarafta hesap da veremezler. Bunu çok iyi de biliyorlar. Projection yapıyorlar. Justification yapıp kendi savunmalarını bu şekilde kendi yalancılarına satmaya çalışıyorlar. İnsanlar inanmıyor ama güç bunlarda olduğu için, iktidar bunlarda olduğu için çıkarları gereği, korkularından dolayı, şantaj ve tehditlerinden dolayı sanki inanmış gibi, mış gibi yapıyorlar. Türkiye'de herkes mış gibi yapıyor. Durum bu yani. Biliyorsunuz ki İslamiyet'te cihat önemlidir. Zulmedenlere karşı cihat, hırsızlara karşı cihat, opresörlere karşı cihat gerekir. İmanınız varsa, hadrat tanesi kadar imanınız varsa zalime zulmettiğini söyleyeceksiniz dilinizde. Öyle değil mi? Elinizle düzelteceksiniz. Eğer bunu da yapamıyorsanız kalbinizde buğz edeceksiniz. Bu imanın en küçük, en az hadal tanesi kadar noktasıdır. Eğer içinizden de buğz etmiyorsanız, nefret etmiyorsanız siz zulme ortak olursunuz. Razı gelirsiniz. Bizim pozisyonumuz budur. Ben elimle, dilimle buğz ederek, bütün yöntemleri kullanarak, bir de ekstraları kullanarak, daha da ekstralarını kullanarak, daha da ekstralarını kullanacağım. Devam ediyorum yani. Yerimden kımıldamıyorum benim. Kesinlikle. Zalime karşı sert olacaksınız gerektiğinde. Eşittahu ala küffar. Rahmahu veynehum. Müslümanlara karşı merhametli olacaksınız. Eşittahu ala küffar. Hazreti Ömer hususiyettir. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde. Siz Kur'an-ı Kerim'i herhalde okurken manasına falan bakmıyorsunuz. Üstadlarda Hoca Efendi ve Üstad bunlara izah ederken gösteriyor yani. Siz Muhammed'in Resulullah yolundan gideceksiniz yani. Rahamahu beynehu olacaksınız. Müslümanlara karşı merhametli olacaksınız. Eşittahu ala küffar, kafirlere karşı. Kim olduğunu anladınız kafirlerin. Şiddetli olacaksınız. Rükû'an sucûde yaptığına. Rükû ve secdede Hazreti Ali gibi olacaksınız. Yani alnı secden kalkmayacak gece ve gündüz. Bu Kur'an-ı Kerim'deki şeydir yani. Rükû'an sucûde yaptığına fadlan minallahi ve rıdvâne. Sîmâhum fî vücûhî min nesel sucûd. Onların simalarında nur vardır. Çünkü secde izleri vardır. Nuru siz görürsünüz diyor. Bu daha önceki kitaplardan, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da yazılmıştır onların geleceği. Simalarında nuru görürsünüz. Nuru görmeyenler kafirdir. Kalpleri, gözleri bağlanmıştır. Sizi şeytan görürler. Meczup görürler. Çünkü Allah onların hidayet yollarını kapatmıştır. Hidayete açık değillerdir. İkna edemezsiniz. Ben bu şekilde algılıyorum. Yani sizi mesela nurlu insanları şeytan gören, meczup gören, efendim söyleyeyim terörist gören, vatan haini görenler aslında kalpleri
Ketemallahu ala kulubihim diye mühürün basıldığı, kulaklarının duymadığı, gözlerinin görmediği, kalplerinin mühürlü olduğu tiplerdir. Hidayeti Allah kapatmıştır. Zalika kitabu la raybe fi hudallil muttakin. Kur'an-ı Kerim ancak muttakiler içindir. Hidayete erecek olanlar, hidayette olanlar içindir. Muttaki olmayanlar mukarrabin olamazlar. Yani cennete girecek dört tayfeden birine giremezler. Anlatabiliyor muyum? Muttaki değillerdir. Kur'an-ı Kerim ancak onlara tebliğ ve öğüt yapan bir kitaptır. Zikir, fikir, dua kitabıdır. Ahlak kitabıdır. Siyaset kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim'i siyaset zannedenler, İslamiyet'i, şeriatı siyaset zannedenler, siyasi İslamcı köpeklerdir, domuzlardır, maymunlardır. Onlar Erdoğan'a biat edebilirler. Onlar soykırım rejimine, MİT rejimine biat edip de Göktürk paganistleri, dinsiz agnostikleri olup da cehennem kütüğü olmak isteyebilirler. Biz karışamayız tabii. Biz coexisting olarak birlikte yaşama kültürü anlayışına göre adırık yapmayız. Onlar cehenneme gitmek istiyorlarsa buyursunlar, gitsinler ama size müdahale edemezler. Buna hakları yoktur. Acceptance demek, onları olduğu gibi kabul etmek demek şey değildir. Yani ayrımcılık yapıp da onları yok etmek değildir. İntikam almak değildir. Coexisting dediğimiz olay, birlikte yaşama kültürü, tolerans, biraz şey bir kelime, contested bir area'da yer alır. Toleransta siyaset vardır. Diyalogda bile belli bir siyaset yer alır. Acceptance olmalı. Yani olduğu gibi kabul etmektir. Birbirinin hakkına tecavüz etmeyecek. Bunu kim sağlayacak? Kanada olduğu gibi kanunlar sağlayacak. Benim komşum benim hakkıma tecavüz edemez. Herhangi bir birey benim hakkıma tecavüz edemez. Kurallar, etik kurallar, ahlak kuralları çok spesifik olarak belirlenmiştir bütün meslek gruplarında, hayatta, yaşamda. Boşluk yoktur. Boşluk oluştuğu zaman şeytanlar doldurur böyle. Hiçbir boşluk oluşmaması gerekir. Devlet işte bunu sağlar. Güveni sağlar, huzuru, refahı sağlar. Adaleti sağlar. Bunlar yoksa devlet yoktur ve dinsizdir. Benim görüşüm, tecrübelerim bunu söylüyor. Kanada'da 400 millet var. Niye millet birbirini öldürmüyor? PKK'lısı geliyor. Burada kuzu gibi oluyor. Eli silahlı teröristleri de geliyor. Kanada'da kuzu gibi oluyor. Niye? Kendi ülkesinde yaptığı özgürlük savaşını, siyasi savaşı Kanada devam ettiremiyor. Yemiyor tabii. Öyle değil mi? Devlet işte bu gücünü güven, huzur, mutluluk, adalet için kullanır. İnsanların birbirinin individual, bireysel haklarına girmesine, kul hakkına engel olur. Yani kul hakkına girmelerine engel olur. Kamu hakkı yemelerine engel olur. Kamu babanızın malı mı ki yiyeceksiniz? Yani herkes vergi veriyor. Öyle değil mi? Ortak bir maldır. Bir partinin pırtının malı mülkü değildir. Partiler pırtılar, seçimler gelir, giderler. Devlet değildir. Türkiye'de yanlışın zaten temel noktası AK Parti'nin devlet olarak görülmesidir. Ve sanki hiç gitmeyecekmiş gibi ona bel bağlayan hırsızlardır, katillerdir. Erdoğan'ın yani şimdiki göklük yapılanmasıyla yaptığı işbirliği de böyle bir zehirlenmeden ortaya çıkmış bir soykırım sürecidir. 15 Temmuz bunun 3. aşamasıydı. Aslında 2011'den beri bu darbe devam ediyor. Ve bu soykırım sürecini sosyolojik olarak, psikolojik olarak önümüzdeki dönemde çok daha ayrıntılı, detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Daha yeni başladık. İyi günler arkadaşlar. Benim seansa gitmem gerekiyor. Benim kanda hastalarım var. Size bulaşacağım ya. Şu anda Türkiye'de
bir demokrasi, insan hakları, insan kalmadığı için sorun yaşıyorsunuz. Hizmeti kovmadan önce düşünecektiniz. Hizmet balansı sağlıyordu.